Efendim herkese yeniden merhaba. Rakka kırsalı, Tel Abyad bölgesi, Ayn İsa, Münbiç, Tel Temir. 48 saattir büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Cumartesi günü biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri Tel Abyad üzerinden Ayn İsa'ya doğru inen bir yoğun askeri birlik indirdi bölgeye. Esasında çok enteresan bir durum. Bu birlik nereye gitti, ne oluyor falan diye tabii ki araştırıyoruz. Yani biz de burada mesai veriyoruz bu iş için sonuçta gazeteci olarak. Farklı bir durumla karşılaştık. Gözlerden kaçırılmış veya çok fazla öne çıkarılmamış bir durumla karşılaştık Türkiye açısından. Pozitif anlamda söylüyorum. Böyle çok da öne çıkartmamak lazımdı o zaman demek ki. 15 Temmuz itibariyle Ayn İsa bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni bir askeri üs kurduğu bilgisi var. Esasında o bölge Ayn İsa yani Tel Abyad'la Rakka arasında Türkiye'nin sınırını 35 kilometre mesafede Ayn İsa çok stratejik bir alan. Onu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin üssü var. PYD'nin üssü var. Rejimin bazı bölgelerde yerleri var vesaire. Yani Türkiye orada bir köprü başını üs haline getirmiş. Yani köprü başı derken köprüden bahsetmiyorum. Askeri anlamda bir köprü başı tutmuş ve üs haline getirmiş. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Niye? Çünkü bu bulunduğumuz yani yeniden yığınak yaptığımız o bölge Halep Laskiye otoyolu üzerinde. Ve M4 olarak biliniyor biliyorsunuz otoyol. İşte tam onun üzerinde ve çok kritik ve stratejik bir lojistik alanı kontrol eden bir askeri üs gerçekleştirmişiz. Bunun devamında da bölgedeki müttefikimiz Suriye Milli Ordusu ile beraber bir dizi harekat gerçekleştiriyoruz. Hala devam ediyor ve gerçekten bu harekat genişliyor da. Mesela Sakina köyü var ve Sakina köyü ve çevresindeki PKK-PYD unsurlarına karşı Suriye Milli Ordusu büyük bir atak gerçekleştirdi son 48 saatte. Türk topçusu destekliyor atağı. Ama Türk askeri fiilen oraya girmiyor. Suriyeli bir güç orada diyor ki ben buraya hakim olurum, sen burada çok fazlasın, buradan gidiyorsun diyor. Ve biz orada özellikle PKK-PYD'ye karşı Suriye Milli Ordusu ile beraber önemli bir harekat zinciri yapıyoruz. O Sakina köyü civarındaki çatışmalarda her iki taraftan da ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor. Ve bu arada Suriye Milli Ordusu ki bizim eğitim donattığımız bir ordu bu bölgeye müthiş bir yığınak yapıyor. Türkiye'nin dışında. Tabii ki Türkiye'nin bilgisi dahilinde bir savaşçı yığınağı yapıyor. Ve PKK lojistik yolunu tutmaya çalışıyorlar. O bölgede PKK'nın lojistik yolları var. Münbiç'e giden, şu yana giden, bunu giden. Anladığım kadarıyla orada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arkadan desteklediği. Her zaman öyle yapıyoruz ya, önden tabii ki Suriye Milli Ordusu gidiyor. Sonra bizim çocuklar ihtiyaç duyulan yerde müdahil oluyorlar. İşte böyle bir harekatla karşı karşıyayız. Suriye Milli Ordusu o bölgeyi, Ayn İsa ve Münbiç bölgesini çok ciddi bir şekilde tutmaya başlamış durumda. Şöyle harita üzerinden, ben tabii sürekli hareket halinde olan bir dostunuz olarak ama yani şunu da söyleyeyim, müjdelerim olacak bu kanalla ilgili ama hani Ekim başı itibariyle başka bir kanal seyredeceksiniz. Onun hazırlıklarını yapıyorum şu anda ekibimle beraber. Bu Eylül ayı da böyle geçecek ama sonrasında daha sabitlenmiş bir
kanalla karşılaşacaksınız. Önemli sürprizler de gelecek bu kanaldan. Neyse geçelim. Şimdilik söylemiyorum şeyi. Şimdi şöyle Akçakale, Aynel Arap yani onların deyimiyle Kobani ve Cerablus hattı biliyorsunuz sınır. Bizim Akçakale'den Cerablus'a. Onun 30-35 kilometre altı zaten işte Münbiç, Ayn İsa, Tel Tamir. Türkiye anladığım kadarıyla baktı ki Barış Pınarı Harekatı'nda sözleşme imzalamış olan kendisiyle, ateşkes sözleşmesi imzalamış olan Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya bir türlü PKK unsurlarını o öngörülen 40 kilometre aşağıya indirmiyor. Ve peki o zaman diyor Türkiye anladığım kadarıyla ben 40 kilometre aşağıyı tutayım da bakalım nereye gidecek bunlar. Çok önemli. Yani esasında benim gördüğüm kadarıyla Aynhisar, Rakka'nın kuzeyi hattını Münbiç'e doğru uzatan Türk Silahlı Kuvvetleri PKK-PYD unsurlarıyla rejim unsurlarını, sınırdaki rejim unsurlarını iki ateş arasına alıyor. İki ateş. Rejim şey sınırda zaten varız. Sınırın 40 kilometre altını da döşediğimiz zaman zaten Tel Abyad, Resulayn ve Elbap vesaireyle bu sınır hattında bize karşı meydan okuyabilecek bütün unsurları sandviç gibi iki ateş arasına almış gözüküyoruz. Çok enteresan. Onun için Rakka önemli. Onun için burada büyük bir hareketlilik gözüküyor. Tabii ben PKK-PYD'nin yayın organlarını izliyorum. Onlar bayağı yoğun bilgi veriyorlar bu konuda. Yani çok tedirginler ve özellikle son dönemde Suriye Milli Ordusu'nun geliştirmiş olduğu kapasiteler hem rejim ve İran'ı rahatsız ediyor hem PKK ve Amerika'yı rahatsız ediyor. Çünkü Suriye Milli Ordusu daha operatif, daha harekata dönük bir ordu haline gelmiş durumda. Tabii o orduyu arkadan destekleyenin gücü de çok önemli. O yüzden baktığınız zaman Rakka Münbiç hattını takip etmekte kararlıyım. Biliyorsunuz fikri takipçiyiz. Ya fikri takip böyle oluyor işte. Bir defa başladın mı iş bitene kadar devam ediyorsun. Bakacağız. Hoşça kalın.